Elektronegatiflik muhtemelen organik kimyayı anlamak için en önemli kavram. Linus Pauling'in Kimyasal Bağların Doğası isimli kitabında kullandığı tanımı kullanacağız. Linus Pauling'e göre elektronegatiflik molekül içindeki atomun elektronları kendine çekme gücünü ifade eder. Bir molekülü alıp inceleyelim. Bu molekülde iki atomu, karbonla oksijeni elektronegatiflik yönünden karşılaştıracağım. Bunun için sağdaki organik kimyada yaygın olarak kullanılan elementlerin gösterildiği periyodik tabloya ihtiyacım var. Mavi renkte Pauling elektronegatiflik ölçeği verilmiş. Linus Pauling elementler için elektronegatiflik değerlerini hesaplamış ve periyodik tabloya bunları eklemiştir. Bu bize farklı elementlerin elektronegatifliklerini karşılaştırma olanağını sağlıyor. Mesela elektronegatiflik değeri 2,5 olan karbonu alalım ve bunu elektronegatiflik değeri 3,5 olan oksijenle karşılaştıralım. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu göreceğiz. Tanıma göre oksijen daha elektronegatifse oksijen atomu elektronları kendine çekmek için karbon atomundan daha büyük bir güce sahip olacak. Karbonla oksijen arasındaki kovalent bağ ve paylaşılan elektronları düşünürsek de bu elektronların eşit bir şekilde paylaşılamayacağını fark edeceğiz. Çünkü oksijen daha elektronegatif ve bu kırmızı ile gösterdiğimiz elektronları daha yakına çekmek isteyecek. Elektronlar negatif yüklü olduğu için de oksijen biraz daha fazla kısmi negatif yük dediğimiz yüke sahip olacak. Kısmi negatif kısmi işareti küçük delta yani bir Yunan harfiyle gösteriliyor. Tekrar ediyorum. Oksijen kısmi negatif yüklü. Kırmızı ile gösterdiğimiz elektronları kendine doğru daha yakınına çekiyor. Oksijene daha yakın olan bu kırmızı elektronların hareketini göstermenin bir diğer yolu da bu ok olabilir. Çizdiğim bu ok elektronların hareketinin yönünü gösteriyor. Yani karbon kırmızı elektronlardan bazılarını kaybediyor. Böylelikle karbon elektron yoğunluğunu ve negatif yükünü kaybetmiş oluyor. Karbon nötr bir atomdu ama bir miktar negatif yük kaybettiğinden sonuçta kısmi pozitif olarak yüklenecek. Karbon kısmi pozitif yüklü, oksijen de kısmi negatif yüklü oldu. Bu bir kutuplaşma durumu. Bir tarafta biraz negatif yük, diğer tarafta biraz pozitif yük var. Arada oluşan bu bağ kovalent bağ. Ama bu iki atom arasındaki elektronegatiflik farklılıkları yüzünden buna polar kovalent bağ diyoruz. Hadi elektronegatiflikteki farklılıkları gösterebileceğimiz birkaç örnek daha yapalım. Bu örnek için her karbon aynı elektronegatiflik değerine sahip olsun. Soldaki karbon atomun elektronegatiflik değeri 2,5. Aynı şekilde sağdaki karbon atomunun elektronegatiflik değeri 2,5. Yani her iki karbon atomu arasındaki elektronegatiflik farkı sıfır. Bu kırmızı renkteki elektronlar tek bir karbon atomuna doğru gitmeyecek anlamına geliyor. Elektronlar ortada duracak ve her iki atom arasında paylaşılacak. Bu bir kovalent bağ ve elektronegatiflik farkı olmadığı için polarlık durumu burada yok. Bu yüzden bu bağ apolar kovalent bağ diyoruz. Evet, apolar kovalent bağ. Hadi başka bir örnek daha yapalım. Şimdi de karbon ve hidrojen atomlarını karşılaştıralım. Karbon ve hidrojen arasında oluşan bağa bakalım. Karbon ve hidrojen atomu arasındaki kırmızı çizgi üzerindeki elektronlara ne olacağını görelim. Karbonun elektronegatiflik değerinin 2,5 olduğunu biliyoruz. Hidrojenin elektronegatiflik değeri ise 2,1. Yani arada 0,4'lük bir fark var. Her iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı bulunuyor. Fakat bu fark oldukça küçük bir fark. Bu yüzden birçok kitapta karbon ve hidrojen arasındaki bu bağ apolar kovalent bağ olarak değerlendirilir. Biraz ilerleyelim ve bir örnek daha yapalım. Yukarıda oksijen ve karbon atomlarını karşılaştırdığımız yere baktığımızda karbonun elektronegatiflik değerinin 2,5, oksijenin elektronegatiflik değerinin 3,5 olduğunu gördük. Aradaki fark 1. Bu fark polar kovalent bağa sahip olmak için yeterli artar. Karbon ve oksijen arasında polar kovalent bağ bulunuyor. Kırmızı çizgi üzerindeki elektronları düşündüğümüzde oksijene doğru çekilecekler. Bu da oksijene kısmi negatif yük vermiş olacak. Elektron yoğunluğu karbondan uzaklaştığı için artık karbon kısmi pozitif yüke sahip olacak. Yani elektronegatiflik farkı 1 ise bu bağ polar kovalent bağ olarak nitelendirilir. Elektronegatiflik farkı 0,4 ise bu bağ apolar kovalent bağ olarak nitelendirilir. Bu değerler arasındaki herhangi bir yerde polar ve apolar kovalent bağ farkı olmalıdır. Birçok kitapta bu yaklaşık 0,5 olarak kabul edilir. Elektronegatiflik farkı 0,5'ten büyükse o bağ büyük olasılıkla polar kovalent bağ olarak değerlendirilir. Eğer elektronegatiflik farkı 0,5'ten küçükse de o bağı apolar kovalent bağ olarak değerlendiriyoruz. Burada elektronegatiflik tanımı için Pauling ölçeğini kullandığımızı bir kere daha belirtmeliyiz. Elektronegatiflik tanımı için bunun dışında da birçok farklı ölçek bulunuyor. Bu yüzden bu rakamlar kesin değil. Burada çok fazla göreceli farklılıklar var. İşte bu elektronegatiflikteki göreceli farklılık aslında bizim en çok üzerinde durduğumuz şey. Hadi başka bir örnek daha yapalım. Oksijen ve hidrojeni karşılaştıralım. Oksijen ve hidrojen arasındaki yani buradaki kırmızı çizgi üzerindeki elektronlara ne olacağını düşünelim. Evet, her iki atomun da elektronegatiflik değerlerini gördük. Oksijen 3,5 ve hidrojen 2,1 değerine sahip. Dolayısıyla burada 1,4'lük elektronegatiflik farkı vardır. Yani bu bir polar kovalent bağ. Oksijen hidrojenden daha fazla elektronegatif olduğu için kırmızı çizgi üzerindeki elektronları daha yakınına çeker. Yani oksijen kısmi negatif yüke, hidrojen de kısmi pozitif yüke sahip olacak. Şimdi de karbon ve lityuma bakalım. Karbon ve lityum arasındaki bağ çizecek olursak, tekrar ediyorum, karbon ve lityum arasındaki iki elektronla ilgileniyoruz. Karbonun elektronegatiflik değeri 2,5. Lityumun elektronegatiflik değerini bulmak için periyodik tablomuza geri dönmemiz gerek. Bu yüzden yukarıya gidiyorum ve periyodik tablodaki lityumun elektronegatiflik değerini 1 buluyorum. Sonra aşağı dönüyorum ve 1'i koyuyorum. Elektronegatiflik farkı 1,5 çıktı. Aradaki bağ polar kovalent bağ olarak düşünebiliriz. Bu durumda karbon lityumdan daha elektronegatif oluyor. Öyleyse kırmızı çizgi üzerindeki elektronlar karbon atomuna doğru yaklaşacak. Yani karbon atomu normalden biraz daha fazla elektron yoğunluğuna sahip olacak. Kısmi negatif yüklü olacaktır. Lityum atomu da elektron yoğunluğunu kaybediyor. Bu yüzden lityum atomuna kısmi pozitif diyeceğiz. Şimdi burada aradaki bu bağ polar kovalent bağ olarak tanımlıyorum. Fakat bir süre sonra bu bağı aynı zamanda iyonik bağ olarak tanımlayacağız bu hangi elektronegatiflik değerine ilgisi olduğuna ve hangi kimyasal reaksiyonla çalıştığına bağlı. Yani bunu iyonik bağ olarak da düşünebiliriz. Devam edelim. İyonik bağ olduğuna emin olduğumuz bir molekülün örneğini yapalım. En yaygın örnek olan sodyum klorürü alalım. Başlangıçta sodyum ve klorür arasındaki bağı kovalent bir bağ benzeteceğim. İlk olarak buradaki bağın kovalent bağ olduğunu söyleyeceğim ve elektronlarımızı yerleştireceğim. Bu bağın iki elektrondan oluştuğunu biliyoruz. Gelin sodyum ve klor arasındaki elektronegatiflik farklarına bir bakalım. Şimdi buraya dönüyorum. Elektronegatiflik değeri 0,9 olan sodyumu ve elektronegatiflik değeri 3 olan kloru buluyor. Yani 0,9 değeri sodyumun ve 3 değeri klorürün olacak şekilde buraya yazıyorum. Klorürün elektronegatiflik değeri oldukça büyük. Aradaki elektronegatiflik değer farkı ise 2,1 çıkıyor. Klorürün sodyum oranla daha fazla elektronegatif olduğunu fark etmişsinizdir. Kurulan bu bağ sayesinde daha elektronegatif olur ve sodyumla elektronlarını uzun süre paylaşmaz. Hatta bu elektronları da çalmak isteyecek. Bunu yeniden çizdiğimde etrafı 8 elektronla sarılmış klorürü göstereceğim. Buradaki kırmızı çizgi elektronlarından başlayalım ve kırmızı çizgi elektronların sodyum ve klorür arasında olduğunu gösterelim. Klorür daha elektronegatif olduğundan klorür atomu kırmızıyla elektrona güçlü bir şekilde hücum edecek ve onların ikisini de çalacak. Sodyum orada tek başına bırakılacak şekilde bu kırmızı elektronlar klorür tarafından işte bu şekilde alınıyor. Klorürün ekstradan bir elektronu var ki bu ona negatif yük veriyor. Burada kısmi yükler hakkında konuşmuyoruz. Artık klorür tamamen negatif bir yüklenmiş halde. Sodyum bir elektron kaybediyor, pozitif bir formal yüke sahip oluyor. Sonuç olarak bunun iki iyon arasındaki iyonik bağ olduğunu biliyoruz. Yani bu bir iyonik bağ temsil ediyor. Kovalent bağ ve iyonik bağ arasındaki elektronegatiflikteki fark aslında 1,5 ile 2,1 arasındaki bir değer alır. Bu değerin birçok kitapta yaklaşık olarak 1,7 olarak alındığını görüyoruz. Aradaki fark 1,7'den yüksekse genellikle iyonik bağ olarak tanımlanır. 1,7'den düşükse bu değer polar kovalent bağ aralığındadır. Fakat her zaman bu durumda olmak zorunda değil. Tekrar yukarıdaki karbon ve lityum örneğine gidecek olursak eğer, ona bir kovalent bağ gibi davranırız. Fakat bazen kırmızı çizgideki elektronlara iyonik bağ gibi davranmak isteyebiliriz. Hadi devam edelim. Karbon ve lityumun iyonik bağ gibi davrandığımız bir resmini çizelim. Karbon lityumdan daha elektron negatif ise kırmızı elektronları üstüne alacaktır. Karbon elektronları bundan böyle lityumla paylaşıyor. Bu elektronları karbon çalıyor. Lityumu da buraya yazalım. Lityum bir elektronunu kaybediyor ve artı bir formal yük kazanıyor. Karbon bir elektron alıyor ve eksi bir formal yük kazanıyor. Böylece bu bağı iyonik bir bağ olarak görebiliyoruz. İkisi de formal yükle yükleniyorlar. Bu bazen organik reaksiyonlar için oldukça kullanışlı. Burada belirtmek istediğim şeye geri dönecek olursak, 1,7 değeri kesin bir değer değil. Bu değer görecelidir. Nokta yapısını çizebilirseniz, bu doğru olarak değerlendirilebilir. Aslında bu şekilde çizdiğimizde de yanlış olmaz. Ya da buna iyonik bağ gibi davranabiliriz. Bunu elektronegatifliğinin genel bir açıklaması olarak kabul edebiliriz. Bu videoda rakamlara bağlı kalsak da bir sonraki videoda rakamlarla uğraşmayacağız. Elektronegatiflikteki göreceli farklılıklar hakkında konuşacağız. Ancak oksijen karbondan daha elektronegatiftir gibi basit şeyleri anlamak burada önemli. Bu da size organik kimya mekanizmalarını anlamanıza yardımcı olur.